Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, şefaati hepinizin üzerine olsun inşallah. Hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili takipçilerim? İyisinizdir inşallah. Bizler de yeni bir günden iyi izleyelim ve sizlere de hayırlı günler dileyelim. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi dünden beri yağmur yağıyor. Toprak suya doydu diyelim. Çok ihtiyacı vardı. Geçen de yağmıştı ama 2 hafta önce falan böyle bayağı bir şey yağmıştı, böyle hani hızlı hızlı yani yere vurar gibi. O biraz toprağı şey yapıyor, tam içini çekmiyor ama bu dünden beri böyle yavaş yavaş, bakın böyle sakin sakin o kadar güzel yağıyor ki, çok güzel yağıyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yeni bir güne başladık. Biz eşimle sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra sizlere çekimler yapacağım. Şey aldık biz arkadaşlar. Türkiye'de neydi, ne kuşkonmaz. Kuşkonmaz aldık veya bir. Onları size mutfakta az sonra çekip göstereceğim arkadaşlar. Eşim fazladan almış, buzluğa koyacağız. Çünkü çok faydalı olduğunu, çorbasının da haşlayıp da böyle yemeğinin de çok faydalı olduğunu bildiğimiz içinden biraz da buzluğa koyacağız eşimle. Bugün kayınvalidem de kayınpederim geliyor arkadaşlar. Biz onun hazırlığına girdik biraz eşimle. Mutfakta yemek işine başladık bir taraftan. Bir taraftan da kayınvalidemin koltuğunu, şu koltuğu almıştık çıkan hafta, onu şuraya yerleştirip ona yatak şekline getireceğiz. Biraz bir çalışmalar içine girdik arkadaşlar. Biraz bir hazırlık yapıyoruz inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim? Amerika'dan Fatma Aslan kardeşim, sana ayrıyetten tekrar geçmiş olsun sevgili arkadaşım. Diyorsun ki Fatma Hanım, böyle böyle diyorsun, ben seni ilk okuduğumda çok üzüldüm. Seninle beraber çok yakın bir akrabanın kalp krizi geçirdi. Pazartesi günü onu da duyduğumda çok kötüydüm arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. O kadar kötüydüm ki akşam saat 9-9.30 falan gibiydi. Acaba ne yapabilirim? Mesela şu anda ben raporluyum arkadaşlar. Yani ne yapabilirim, nasıl gidebilirim diye üzüntünün içinde böyle akşam ettim. O arada bir de Fatma kardeşimin de rahatsız olduğunu duyunca o kadar üzüldüm, o kadar duygusallaştım ki. Olur ya, insanın bazen bir duygusal anı gelir. İnanır mısınız, namazımı kıldım, arkasından ağladım ağladım yarım saate yakın. Dua mı ettim, ağladım, dua ettim. Sizler için de, bütün ümmeti Muhammed için de, bütün derdi sıkıntısı olanlar için de. Rabbim kabul etsin inşallah. Rabbim dertlere devam etsin, hastalıklara şifa versin. Ve ben çok yakın akrabamın da düzeldiğini duyunca inanır mısınız çok rahatladım ve çok sevindim. Rabbim kimseyi kaldırmayacakları imtihan etmesin arkadaşlar. Sizleri de beni de. Ben dediğim gibi halen yine 2 hafta rapor aldım arkadaşlar. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Herkes, kimse kimsenin çektiği sıkıntıyı bilmiyor. Yani gerçekten anlatacak çok şey var ama anlatamıyorsunuz. Her zaman diyorum ben, Allah herkesin gönlünden, yüreğinden geçeni Allah biliyor. Siz bunların hesabında olurken başkalarının başka hesapları oluyor. Tabii ki bunlar da beni üzüyor ama tabii ki sizlere söylemeyeceğim bunları. Önemli değil. Herkesin canı sağ olsun. Şu dünyada her zaman diyorum, eğer Müslümansak, bir yerde de haksızlık varsa orada bir şeylere dur dememiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki biz buna dur dediğimiz zaman bizden kötü olmuyor. Olsun. Hiç önemli değil. Yani Rabbim biliyor nasıl olsa içimizden neyin nasıl geçtiğini. Ben sadece diyorum ki Allah'ım, senin adaletin bütün adaletlerin en üstünü. Ben sadece senin adaletine sığınıp senin adaletinden yardım istiyorum diyorum. O biliyor neyin olsa. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Amerika'da Fatma kardeşim yazmış. Dün okuyunca çok rahatladım kardeşim, sevgili kardeşim. Rabbim şifalar versin inşallah. Biliyorum ki sen eşini kaybetmiş, çocuklarıyla, torunlarıyla Amerika'da kendi başına hayat sürmeye çalışan bir kardeşimsin. Yazdıklarından yola çıkarak söylüyorum. Allah sana şifalar versin. Rabbim seni evlatlarına, torunlarına, sevdiklerine, eşine, dostuna, akrabalarına bağışlasın sevgili arkadaşım. Bizlere bağışlasın inşallah. Her gün bıkmadan, usanmadan bana mesaj yazıp, hatta bazen 15-20 tane
Fatma Arslan, Fatma Arslan diye mesaj bırakıp beni sevindiren arkadaşım. Rabbim de sizleri sevindirsin inşallah. Tabii ki sadece Fatma kardeşim değil, bütün takipçilerim. Her birini anlatmak şu anda mümkün değil ama dediğim gibi bir zaman olacak. Herkes ismi yazıp ayrı ayrı böyle isimlerini sayarak teşekkür edeceğim. Ben onların biliyorum kalpten ve içten neler nasıl yazdıklarını. Ben de onlar için inşallah Rabbimden öyle niyaz ediyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar vlogumuzu başladık inşallah. Bir şey daha diyecektim aslında. Şu anda unuttum, sonra hatırladığımı söylerim arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu köşede dolap vardı. Bu dolabı kaldırdık buradan. Salona aldık. Kitaplık bir dolaptı. Şimdi şöyle temizleyelim. Burayı koltuğa getireceğiz. Onu yatak şekline düzelteceğiz inşallah. Koltuğun üzerindeki yastıkları alabilirsin. Kahve mi yaptın? Ha, o zaman kahve mi istiyorsun? Tamam, ben kahve içiyorum, sorun değil. Arkadaşlar ben çok yavaş iş yapmak zorundayım çünkü başım dönüyor, hala başım dönmesi devam ettiği için çok yavaş yavaş hareket ediyorum. Evet, temizlendi. Evet arkadaşlar, şeftali alsın oradan, dün Ömer şey yaptıydı. Alacağım, alacağım. Arkadaşlar eşim dün biliyorsunuz normalde çok pahalı bir şey bu. 4 euro bilmem kaç liraydı kilosu, geçenlerde ilk çıktığında Ramazan'da hatta yapmışlardı, o yüzden 5 euro dedim hani kilosuna demişti, şok olmuştum yani. Şu anda Et 1 euro. değerinde. Şu anda bizim bir pazarımız var burada, sebze pazarımız. Salı ve cuma günleri oluyor arkadaşlar. Çıkan hafta gittiğimde orada ben sebzelerimi genelde oradan alıyorum, zaman bulursam eğer. Orayı sebze almaya gitmiştim. Baktım orada 1 euroydu kilosu. Ben oradan beye almıştım ve onunla çorba şeyler yapmıştım. Eşime dedim böyle böyle, madem bu kadar değerli bu dedim yani. Bakın 5 euro da verdim kilosuna dedim. Dedim pazarda 1 euroydu kilosu, git al. Onu da dedim buzluğa koyalım madem öyle dedim. Madem bu kadar değerli bizim için. Şimdi eşim gitmiş dün almış arkadaşlar. Dün Bir kasa aldım. bir kasa almış gelmiş. Şu torbaları ver bana. Bakın saplarını bu şekilde soydu eşim. Bu şekilde torbalayıp buzluğa atıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buzluğa atıyoruz, bunu kaynatacağız. Bunun en değerli suyumuş yani, demek istediğim. Zaten bilen bilir. Bakın o kabuklarını da soyduk. Onları da yine ortadan kesip uzun uzun buzluğa koyacağız arkadaşlar. Şurada da var. Şu şey için bu. Çorbanın için. Çorbalık için arkadaşlar. Bunu da böyle koyduk yani. Kayınvalidemin pırasa pişireceğim diye oraya pırasayla havuç koydum arkadaşlar. Bu şekilde eşimle hem ev temizliği hem böyle bir şimdi bunları yerleştirme telaşındayız. Zaten benden kuş konmazın tarifini istemişlerdi. Evet. Eşim diyor ki zaten benden kuşkonmazın tarifini istemişlerdi diyor. Bakın şimdi size o yapacak yani çorbayı. Şimdi kaynatıyoruz. Onları bir şeye, bir kaba toplayalım. Şimdi orada kap var. Bak daha orada. Bunu toplayıp şurayı bir kaldıralım. Çünkü kahvaltımızı içeride yaptık. Burası masanın üzeri meşgul diye. Kuşkonmazın hiçbir şeyi çöpe gitmiyor. Öyleymiş arkadaşlar. Çok değerliymiş. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Görüşeceğiz inşallah.
Evet arkadaşlar, söylemiştim size geçen gün, bugün kayınvalidemler gelecek diye. Kayınvalidemler gelecek. Biz eşimle hazırlığa başladık. Bakın, kuşkonmaz diyorlar Türkiye'de. Burada da şipargel diyorlar Almanya'da. Türkiye'de kuşkonmaz çorbası yapıyoruz. Kayınvalidem sever böyle çorbaları arkadaşlar. Hem ona daha vitamin olacağını düşünerekten. Bakın ilk önce kabuğunu soyduk, kabuğu kaynıyormuş. Biz Özlem'le geçen gün yapmıştık ama aslında tarifte öyle değil. Eşimle internetten baktık, şimdi tekrar yapıyoruz. 20 dakika bu kabuğu kaynatıyoruz arkadaşlar. Bu biraz şeker attık tuzuyla beraber, hızlı bir şekilde 20 dakika kaynayacak. Altını kapatacağız, 20 dakikada suda bekleyecek. Sonra bunu süzeceğiz, kabuklarını çöpe atacağız arkadaşlar. Bunun değerli olan suyumuz zaten, fosfor, vitamin olan. Fosforunu atacağız yani. Suyu kalacak. O suda tekrar 4-5 tane şifakal kaynadık. Onu gösteririz sonra. Onunla çorbasını yapacağız inşallah arkadaşlar. Evet. Bu böyle. Buraya da bir tencere kemikler koydum arkadaşlar. Şimdi demiştim sizlere. Kayınvalidemle, kayınpederimle sever. Sulu yapıyorum bunları. Şimdi böyle bir hazırlığımıza başladık inşallah biz. Eşimle kahvaltımızı yaptık. Öyle fazla zaman kaybetmeden kahvaltımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi oturma odasında koltukları falan düzelteceğiz. Ben sizlere çekeceğim ara ara. Arkadaşlar, kayınvalidem yatağını hazırladım. Oturma odasının içine size biraz tuhaf gelir olabilir ama dediğim gibi kayınvalidem üst kata çıkamıyor. Yoksa ki üst katta iki tane odamız var arkadaşlar, boş. Merdivenlerden sürekli üst katta lavabomuz yok arkadaşlar. Lavabomuz olsa belki yine olur da. Üst katta lavabomuz olmadığı için mecbur aşağı inmesi gerekiyor. Şeker hastası birisi. Belinden ağır ameliyat geçirdi 2 sene önce. Onun içinden çıkan sene geldiklerine de burada yattılar. Ondan seneki önce de ameliyat olduğunda buraya yatak vurmuştuk. Burayı tek dişlikti. Şimdi biraz daha rahat oldu. Bu koltuğu demiştim size, bulduk, temizledik, güzel bir şey yaptık. Şimdi böyle yatağını hazırladık arkadaşlar, kayınvalidemi. Yorgan yatak bu şekilde böyle duruyor. Çünkü kayınvalidem gün içinde yatıp tekrar kalkır arkadaşlar. Onun için burası böyle duracak. Yani hazırladık elhamdülillah. Yemeklerimizi de hazırladık. Az sonra da eşim zaten namazı kılıp almaya gidecek inşallah. Eşimle inanır mısın, 2 saattir uğraşıyoruz. Yemekti, uyudu, buydu elhamdülillah. Epey bir sonuna geldik. Biraz toparlamamız gereken işler var. Tekrar görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi çorbayı biliyorsunuz haşlamıştık suyunu. Suyunu, o kabuğunu haşladıktan sonra tekrar şeyini de haşladık arkadaşlar, tanesini. Bunu da süzgeçten süzdük. Şimdi veranesini yapıyoruz arkadaşlar. Eşim de şeyden baktığımız kadarıyla. Özlem biraz farklı yaptı ama bizim baktığımız farklı. Şimdi bunu çok ince ince soğan kıydım. 3 kaşık falan şeye koydum, buta koydum, tereyağı koydum arkadaşlar. Şimdi bununla biraz böyle çevirip kaç kaşık un demiştik? 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı da un dökeceğiz içine arkadaşlar. Bunun meranesini yapıp böyle göstereceğim size inşallah. Çok faydalı çorba. Herkese tavsiye ediyorum. Ben de kayınvalidem için çok iyi olacağını düşünerekten arkadaşlar. Eşime dedim yapalım diye. Geçen gün Özlem yapmıştı bize. Biz 2 gün yedik eşimle. Ben seviyorum bu tür çorbaları. Kuşkonmaz çorbasını ben de çok severim ya. Evet, kavurmaya başladık. Unu koysana. Şimdi olmaz. Bismillahirrahmanirrahim.
2 3 yeter arkadaşlar. Dakika falan kaynayacak. Zaten bu sos da hep böyle oluyor. Ne yiyecek? Evet arkadaşlar, kavrulma işlemi neredeyse oldu. Çok da kıvamında oldu. Suyunu koyabiliriz Necdet yavaş yavaş. Şu dışarı çekelim de yavaş 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 biz. Yavaş. Dur yavaş. Yavaş. Dur bir dakika. Kurtuk olabilir bir dakika. Dur. Zaten blenderden geçecek ya. Tamam mı? Biraz çırpıcıyla şey yapayım. Şöyle evet şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Blender bana geçse kurtuk olmasın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi böyle kaynayacak bu. Biraz kaynasın. Evet arkadaşlar. Haşlamış olduğumuz dedim ya ilk önce şeyini kuşkonmazın kabuğunu kaynattık. Sonra bunu kaynattık. Kabuğunun bunu, suyunun da. Evet. Aynı suda ama. Aynı suda kaynattık. Vitamin aynı suya gitti arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi meyhanesi yapıp bunu böyle içe döküyoruz. Karıştırıyoruz. Evet karıştırıyoruz. Özlem farklı yaptığı için size gösteriyorum bunu. Aslında tam hakiki Alman usulü kuşkonmaz çorbasının tarifi bu. Aynen öyle. Şimdi koyduk. Tamam biti şimdi. Kaynasın, biti kaynasın. Bir dakika Necdet. Tamam. Şimdi mikserden geçiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet tamam. Sevgili arkadaşlar sonuna geldik. Eşim mikserden geçirdi çorbayı. Şu anda kaynadı kaynayacak. İçine hemen zahnesini koyacağız. Yani Türkiye'de krema geçiyor arkadaşlar bu. Zahaneye koymak için kaynamasına gerek yok. Evet. 200 gram krema. Eşim ölçüsüne göre yapıyor sevgili takipçilerim. Siz o kadar koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç koymayın. Yok, İsterseniz süt koyun. Ya herkesin damak zevkine göre neyse ya o deyip durma. Herkes yani damak belki kremi sevmiyor herif. Kremi sevmeyen insanlar var yani. Biraz tuz da attık arkadaşlar. Ben çok hafif attım tuzunu. Dediğim gibi. Çok tuzlu olmasın çünkü tansiyonları var. Dur. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı kaynama üzere geldi ve kaynamak üzere. Bakın. Bu şekilde de bunları garnitür olarak bu içine giriyor. Bu böyle tabaklarda yani çıkacak içinde. Kuşkonmaz'ın tepeleri. Evet. Kafaları yani. Kafaları. Atabiliriz birlikte kaynasın. Evet. Onu da koyduk içine. Bakın içine böyle şeyin içine çıkacak yani bakın. Böyle tane tane tabağımızın içine çıkacak arkadaşlar. Çok güzel oldu bakın. Tabii ki kabuğu soyulduğu için hiçbir şey yok böyle. Kılçık mılçık hiç yok. Kabuğu çok kılçıklı arkadaşlar. Eşimle dünden beri soyarken onu dikkat ettik. Kabuğunun soyulması gerekiyor. İstemeyen kabuğunu hiç kaynatmasın. Ama vitamin kabuğundaymış arkadaşlar. Kökte yani. Topraktan vitamin aldığı için. Biliyorsunuz bu toprağın içinde yetişiyor. Toprağın içinde yani dışarı çıkmıyor. Aynı patates gibi toprağın evet, altında. Topraktan kuvvet alan bir sebze diyeyim ben bunu. Sebze olduğu için şeyi çok kuvvetli. Vitamini insana çok faydası. Almanların çoğu tükettiği bu mevsimde hele bilhassa bunun kavanozlarda şeylerini falan yapıyorlar.
konserveler yapıyorlar çorbalık olarak. Böyle mesela garnitür, böyle etlerin yanına patates haşlamasıyla birlikte bunu garnitür olarak kullanıyorlar. Ve benim en çok sevdiğim yemeklerden birisidir. Ben çok severim öyle yemekleri. Ve de bizim yörede Bakın çok oluyor güzel bu. oldu. Bakın çorbamızın sonuna geldik. Aslında biraz limonla karabiber atılıyor içine. Atıvereyim eşim çünkü Aynen, yarım limon. atmayacaksın diye çok kızıyor. Yok, yarım limon. Dur, açayım sana. Nasıl oluyor? Böyle mi? Dur Fatma, bir dakika dur aşkım, bir dakika. Kapağını açayım. Ha, tamam. Biraz karabiber. Tarifte o var arkadaşlar. Karabiber, bir de yarım limon suyu tarifte. Tamam, biz yerken de sıkacağımız için de Kız da çekirdeğe gitmesin. aslında sıkıp da önceden sıkıp olsa iyi olur da şöyle. Tamam. Tamam arkadaşlar. Fazla aşırı kaynamasın, bu şekilde çıkaralım. Çorbamız hazır. Mis gibi koktu ha. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biz size yemek masasında son vedamızı yapıp çekimi yaparız Kaşık arkadaşlar. versene sultanım. Ben tadına bakmam lazım. Şununla pak, bununla sonra şey yap pak demişim bak. Ondan sonra çiğ at onu. Çok güzel oldu. Şu tereyağı bulaşımla şöyle koyayım. Tereyağını şey yapalım. Ellerimize sağlık. Çok güzel oldu arkadaşlar ama Şahane. bunu herkesin yapacağını zannetmiyorum. Çünkü bayağı insanın zamanı alan bir çorba. Bunu bayağı bir yapıp 2-3 gün tüketmeniz gerekiyor. Ya bir öğün için değmez arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü bayağı zaman kaybediyor. Herhalde meşanetli Evet. çorba. Bayağı bir şey yani Meşanet meşkal. Neyse işte. aynen tamam. Çorbamız hazır. Kenara dökmüşüm. Az sonra süreceğim biziyle. Az sonra görüşmek üzere sunumda.